200, 300, 400, 500, tamam. Hepsi bu kadar. Selamünaleyküm emme. Aleykümselam. Hayrola, şehre mi iniyorsun? Evet, şehre. Yoksa şu hayırlı iş için mi gidiyorsun? İyi bildim. Allah ne muradın varsa versin. Tamam. Allah seni başımızdan eksik etmesin, biliyor musun? Allah razı olsun. Ya, tamam. Allah ne muradın varsa tamam, versin, tamam, biliyor tamam, musun? Tamam, tamam, tamam. Buyur, buyur, buyur. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Sen misin kız? Ne oldu Seyyaran? Nerelere daldın gittin yine ha? Gençliğin mi geldi aklına? Cıvıma Gülizar. Dün gece rüyamda rahmetliyi gördüm. Hayırdır inşallah? Hayır ola. Babamın sağlığında köydeymişiz. Davullar, zurnalar çalıyor. Küçükmüşüm o zaman, rahmetli anam. Ay görüyor musun kız? Rahmet istedi garibim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ha ne diyordum? Davullar, zurnalar çalıyor. Ben o zaman küçüğüm. Anam arkamdan sesleniyor. Nereye gidiyorsun diyor. Ben de Seyyare ablamın düğününe gidiyorum diyor. Tam diyor, uyanıverdim. Bak tüylerim hala diken diken. Ölüden diri haber derler. Hayırdır inşallah. Ne oldu kız? Ne üfledin yine? Hiç. Yasin Ağa şehre gitti, biliyorsun değil mi? O iş için mi? Hmm. Yarın öbür gün kızı alıp Çitli'ye getirirler. İki güne kalmaz hanımefendi kesilir başımıza. Ondan sonra da ne senin ne benim esamemiz okunur burada. Vallahi kızım, bana göre hava hoş. Bunu sen düşüneceksin. O ne ki o? Öyle ya. Benim yerim belli, yurdum belli. Gelip de benim ayağıma dolanacak değil herhalde. Hmm, sen öyle san. Yarın öbür gün anasını, babasını, kardeşini, mardeşini hepsini toplayıp getirince Çitli'ye ne olacak? E ne olacak? Ha, her biri başımıza bir amir kesilecek. Ama iş beyde bitiyor tabii. Beyde mi bitiyor? Beyde bitiyor tabii ya. Bey kıza yüz vermezse ferişte olsalar hava. Ama bey tırnaksızlık ederse... Allah Allah! Ne diyorsun sen kız? Bey kalkıp da yeğeninin karısına mı dolanacak ha? Tövbe tövbe! Yok canım, lafın gelişi işte. Yani kıza arka çıkar diye diyorum. Yani ne de olsa yeğeninin karısı. Uzaktan da olsa araba alıyorlar ya, ondan. Bak kızım, senin dediğin doğmamış çocuğa don biçmek, tamam mı? Dur bakalım, kız önce bir çiftliğe gelsin. Bakalım, görelim huylu mu, huysuz mu değil mi? Ondan sonra düşünürüz. Gelsin bakalım. Hafız, sen misin lan? Yok baba. Yemin ediyorum var ya, Allah'ın sevdiği kulusun Hafız. Ben de sana geliyordum, sana nevale getirdim. Senin burada ne işin var? Ya yolunu gözlüyordum. Bu dayın olacak alçak beni görünce şeytan görmüş gibi olayım. Dayın burada değil, biliyor musun? Zabağla tarlaya gitti. Hayrola, sen niye geldin? He? Sana mühim haberim var. Senin güllü kızı evden kaçmış. Evden kaçmış mı? Ya dur, 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 dur. Fenalaşma öyle ya, dur. Sonra yakalayıp getirmişler. Nereye kaçmış? Niye kaçmış kabak?
Ama oğul bak, yemin ediyorum bak bunun sevdiği var, ona kaçmış olmasın. Ya nereden çıkardın şimdi bunu? Benim böyle buraya apar topar gelişimin nedeni de bu zaten. Merak etmeyesin, etraftan duyduğun dedikoduya inanıp üzülmeyesin diye geldim. İşin aslını benden öğrenesin diye. Baba gerçek ne? Vallahi meseleyi baştan aşağı sordum soruşturdum. İşin aşkla meşle hiç ilgisi yokmuş. Kızın babasıyla abisi. Yok sinemaya gitmeyeceksin, yok fabrikaya gitmeyeceksin. Kızı sıkmışlar, o da evden kaçmış. Kaçmış ha? Gülleye bak. Bizim Gülleye bak ha bak. Nasıl da cesur, nasıl da bilekli. Evet öyle öyle. Gel gel. Şimdi bak, dayım bu mevzuyu sakın duymuyor tamam mı? Ama evet, dikkat etmemiz lazım biliyor musun? Duymaz duymaz. Güzel güzel. Eğer haberi olursa yemin ediyorum bu iş olmaz biliyor musun? Haberi olmaz, hiç merak etme. Hem Yasin götürmedi mi parayı? Verdi. Güzel, hala. Öyleyse kız senin. Benim benim.